Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Hepiniz evimize, kanalımıza, hayatımıza hoş geldiniz arkadaşlarım. Masamın parlaklığını görüyor musunuz? Evet, Yeliz bacanız masasını cifledi. Sandalyelere de şöyle bir el attım ama çok bir şey yapamadım arkadaşlar. Detaylı yapamadım. Şöyle ilk defa tezgahımı böyle bir topladım arkadaşlarım. Dün akşamdan kalan bulaşığım falan vardı, makinemi çalıştırdım. Tezgahta işte elimde yıkamam gerekenleri yıkadım, ettim. Dedim şöyle masanın üstünü tozunu alırken bir güzel cifleyeyim dedim. Şöyle parlatayım dedim arkadaşlar. Artık düzene girsin istiyorum evimiz. Yani ilk defa taşındığımızdan beri tezgahı bu kadar derli toplu görüyorum. Desem yalan olmaz. Ben devam edeyim arkadaşlar. Açılışı yapayım dedim. Dışarıda çok güzel bir hava var. Cansucuğum az önce vuslatlardan geldi. Aslıcımdan geldi. Çok sıcak anne diyor. Daha öğlen olmadan çok sıcak diyor. Saat 11'e çeyrek var. Evin içi serin ama dışarısı bayağı bir sıcakmış. O zaman Yeliz bacınız koşturmacaya devam etsin. İnşallah halledeceğim. Bugün biraz daha toparlayacağım arkadaşlarım. Burayı açmam lazım. Şuraları bir halletmem lazım. Çünkü yemek odam gelecek bugün bacılarım. Evet, yemek odamız gelecek. Polar pijamamla da hemen geleyim karşınıza, yüz yüze geleyim. Nasılsınız bacılarım? İyi misiniz? Nasıl gidiyor hayat? İnşallah iyisinizdir. İnşallah her şey yolundadır. Her şey gönlünüze göre oluyordur. Kamerayı şöyle açıyı değiştirdim. Yüzüm çok kötü görünüyordu. Kamera, ışık falan filan. Neyse, nasılsınız arkadaşlarım? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Her şey gönlünüze göre oluyordur. Rabbim iyilikten, güzellikten, sağlıktan, güzel günden ayırmasın inşallah. Tripodum nerede benim acaba? Azıcık konuşalım. Bir koşturmaca, bir telaş devam ediyor bizim hayatımız. Ali Beyciğim sınav görevine gitti arkadaşlar. Sabahleyin 6'da kalktım. Ona kahvaltı hazırladım. Bana üniversite sınavına giren bütün öğrencilere de başarılar diliyorum. Rabbim hiçbir annenin, babanın çabasını, evladının çabasını boşa çıkarmasın inşallah. Çünkü evlatlarla beraber anne babalar da yoruluyor, bunalıyor. Hepimiz bunu biliyoruz. Şu saçlarıma da bir bakar mısın? Saçlarım uzadı. Hiçbir şey yapamadım. Arkadaşlar saçlarımı kestirmem lazım. Ne diyecektim? Sabahleyin 6'da kalktık arkadaşlarım. Ali Bey'e kahvaltı hazırlamaya kalktım. Bana diyor ki çay demleme diyor. Çay demleme. Ya Ali dedim, Allah aşkına iki yumurta için mi beni kaldırıyorsun o zaman çay istemiyorsan dedim. Hani iki yumurtayı da kırarsın gibisinden. Yetişir mi? Yetişir dedim. Demledim. Kahvaltısını hazırladım. Gönderdim arkadaşlar. Bugün yemek odamız gelecek. Yemek masamız, sandalyelerimiz ve TV sehpamız gelecek arkadaşlar. TV sehpasını biliyorsunuz 70 santim yükseklikte yaptırdım ben. Böyle konsoldan alçak, TV sehpasından yüksek olsun istedim. Çünkü salona konsol almayı istemiyordum biliyorsunuz. Ama eğer gözüm alışamazsa belki ileride TV sehpası alabilirim, almayı düşünebilirim. Bir gelsin bakalım nasıl duracak, çok merakla bekliyorum. Sandalyelerim böyle tam istediğim gibi olmuş arkadaşlar. Böyle o kadar içime sindi ki böyle fotoğraftan öyle. Çıplak gözle çok daha fazla beğenebilirim belki. Ama masanın fotoğrafı yok. TV sehpasının da fotoğrafı yok. Bakalım geldiği zaman göreceğiz onları da. Arkadaşlar erken kalktım. Sersem gibiyim. Bir taraftan yapmam gereken işler gözümde çok büyüyor. Bir taraftan yapmam gerektiği zorunluluğunu düşünüyorum. Başladım işte, yapabildiğim kadar yapacağım, yapamadığım yerde bırakırım, yatarım, dinlenirim. Öğleye doğru getireceğiz dediler mobilyaları. O yüzden toparlamaya çalışıyorum, yani yerini açmaya çalışıyorum. Cansucuğum da bir taraftan hazırlanıyor saat 2'de. Fotoğraf çekimleri varmış arkadaşlar, mezuniyet fotoğrafı çekeceklermiş. Gitmek zorundaymış, hani gitmek zorunda mısın yavrum dedim. O da çok yoruldu, o da çok bunaldı bu ara. Yani bir haftadır, nereden baksanız bir haftadır koşturmacamız, telaşımız, üzüntümüz, her şeyimiz birbirine karıştı. Yorgunluğumuz birbirine karıştı. Gitmek istemiyorum anne dedi. Zorunda mısın yavrum dedim. Zorundayım anne dedi. O zaman halledeceksin dedim. Artık hani yapacak bir şey yok. Gidecek, saat 2'de üniversitesinde olması gerekiyor galiba. Şimdi o hazırlıklarını yapıyor. Ben de evimizi toplamaya devam ediyorum artık işte. Bakalım bacılarım ya. Rabbim sağlık versin. Sağlık olduğunu her şeyi yaparız, hallederiz. Şu mobilyaların yerini bir açsaydım.
Ondan sonra dışarıdan bir mobilyalarımız gelecek. Başka da gelecek bir şey yok. Daha ev karışmaz yani. Ondan sonra inşallah düzene girer. O zaman Yeliz bacınız kalksın ve işine, gücüne devam etsin. Çok güzel geçsin günümüz. Bereketli geçsin. Sağlıklı, neşeli geçsin inşallah. Rabbim her daim yüzünüzü, yüzümüzü güldürsün inşallah. Haydi devam edelim. Hiç kahve içmedim. Belki sizle bir kahve içeriz. Günlerdir kahve içmedik. Belki sizle bir kahve içeriz. Ne dersiniz? Neden olmasın? Haydi o zaman siz de işinizi yapın. Ben de işimi yapayım. Kahvede buluşalım arkadaşlarım. İş güç beklemesin. Bakın kim geldi arkadaşlarım? Hayırlı olsun evimiz. Sağ olun, sağ olun. Gelmiş. Size de hayırlı olsun Ali Beyciğim. Sağlıkla oturmak nasip olsun. Gelmiş. Bıyıksız. Bıyığı gitti adamın. Eski yandaki güzel mi olacak? Uzar tabii canım. Yani. Ben dedim artık kessen mi acaba kocacığım dedim. Yani. Sağ olsun dün kesmiş gelmiş tıraş olmuş. Taşıma değildi zaten bulundurmaydı. Ha. Ay hadi bakın hadi. Arkadaşlar evimiz burada olunca fırsat bulunca böyle eve kaçabiliyor. Gelebiliyor. Evrak dolandırıyormuş. Bir uğrayayım demiş. Ben de kahvaltı hazırlığına geçeceğim. Ne durumdasın yorgunluk olarak? Yok, çok yorgun değilim ya. Bu gece iyi uyumuş. Değil mi? Geç yattım ama iyi uyumuş. Sabah erken kalktın. Çünkü yol yorgunluğun yok artık. İki saat yol gitmiyorsun, gelmiyorsun. Bugün bir de mesai günü değil ki sınav var diye çıktım ben. Yarın da sınavda görüyorum. Nasıl çocukların panikler mi? Ben gördüm ben. Kuryeyim ben, kurye. Kurye ne oluyor? Sınav evraklarını getirme, götürme. Ha. Okullara dağıtma. Hmm. Onu da görebilirim. Yarın okuldayım yarın. Mustafa Kemal değil mi? Mustafa Kemal'di. Allah'ım zihin açıklığı versin bütün anne babaların evlatlarına diyelim. Emek veren herkese. İki sene sonra biz de geçeceğiz bu yollardan inşallah. İnşallah tamam. Valisi de geçmek lazım. İnşallah inşallah. Caner'cim de iki sene sonra girecek bakalım. Neyse gelmişken iki koli taşıyalım bari Ali. Ben buraya kadar getirdim. Değil mi? Kolisine şeyine karışkım artık. Tamam o zaman. Ben kalkayım kahvaltı hazırlığına. Elektriği bağlattım, doğalgazı bağlattım, suyunu bağlattım, internetini bağlattım, kamyonunu tuttum, eşyanı getirdim, kolilerimi açtım. Storları taktın, avizeleri taktın. Musluk taktın. Daha ne yapayım ben ya? Musluk taktın, evi süpürdün. Evi boyattım, cam balkon yaptırdım. Kesene bin bereket. Ya peter saymıyorum, onu sen yap. Allah seni başımdan eksik etmesin. Yani bundan sonrası sana bakar. Bundan sonrası... Çamaşır işleri, bayan işleri. Yani erkek işi değil. Doğru diyorsun, haklısın kocacığım. Haklısın. Yani, ondan sonra ben kumandayı alırım elime. Yatarım, televizyonu mu izlerim? Canın sağ olsun canım be. Yaparız çok şükür dediğin gibi girdik evin içine. Çok şeyi de hallettik. Gerisi bana bakıyor da ben de işte çok yorgunum. Evet ondan gerçekten değişiyor, çok kirli. Onu bağını bak, biz camı silerken... Onu bağını sökmeye çalıştı. Çıtır çıtır ettiği için ya kırılacak bağını, diye şey yapamadım. Biraz şey yani. Sert biraz şey ya. Hızlı iş yapıyor. Temizlik yapacağım derken. Hayır. O da zaten güneşten çürümüştür. İşte şey ben elletmedim. Güneş bayağı tatmış durumda. Çatı çatı kırılır. Bağını dedim sen boş ver onu. Onu Ali kırsın onu dedim. O değişir. Ama onu değiştirmeyeceğim. O eski değil. Onu yıkarız. Yıkarız bunu. Bu da kirli Ali. Bu da değil, pis. Öyle değil, değil. Bunun gibi değil. Tamam yıkarız. Arkadaşlar. Yıkanacak yani sonuç olarak. Sökülecek, o da sökülecek. Ve bunun arkasındaki çivi arkadaşlar yani vida çok uzun olduğu için şu sineklikten geçiremiyorum. Yani takılıyor oraya. Küçük bir vida olarak ayarlamak lazım onu. Her neyse ben kahvaltı hazırlamaya gidiyorum. Karnımızı doyuralım bakalım. Şu sehpayı da buraya balkona aldım şimdilik idarelik arkadaşlar. Masamızın geleceği yeri açıyoruz. Çocuklar da ayaklandı benimle beraber. Şimdi hepsini kaldıramasak da bir yer açacağız şuraya. Masamız falan kurulacak. İşte TV sehpamız kurulacak. Şu aynayı tabloyu falan buradan almamız gerekiyor. Ben şuraya alalım şimdi. Yok oraya almayalım. Onu... Şimdilik ya masa koyunca tekrar alırız onu. Yani. Onu şuraya alalım şu duvara alalım. Orası, bu duvar boş. Bu duvar boş. Dedim. Bu duvar boş ama oradan şu mutfakta ayak altı olur. Orayı şey yaparız, ayarlarız. Hemen şu aynayı falan, salondaki büyük aynamız arkadaşlar. Onu bir alalım. Şöyle şuraya koyalım bakalım. Ve mobilyacımız geldi arkadaşlar. Şöyle. Gelsin bakalım. Ne
geldi. Yeliz bacınız masasına, sandalyesine kavuştu. Biraz aksilikler oldu. Arkadaşlar olmasa şaşardım. Çünkü her zaman olan bir şey bu. Bir şey aldığımda, ettiğimde mutlaka bir şeyler yolunda gitmiyor arkadaşlar. Burada biber dolmam pişiyor. Ali Beyciğim görevden geldi. Karnım aç dedi. Hemen dolma koydum. Dün keşkekten bölmüş olduğum, biliyorsunuz, buğday vardı. Onun içine de hemen tavuk attım. Keşkek yapıyorum arkadaşlar. Dün akşam Mevlüt'te Cansucuğum keşkekten yiyemedi, yetmedi. Ali Beyciğim de yiyememişti. Ben de hepsini pişirememiştim, biliyorsunuz. Öyle olunca dedim hadi bugün onun devamını pişireyim. Şimdi yemeklerim pişsin, ben de evimin işini yapmaya devam edeyim. Arkadaşlarım o kadar çok acıkıldı ki hemen dediler biber dolmasını yiyelim, keşkeği de üstüne yeriz dediler arkadaşlar. Şimdi Cansucuğum yoğurt getirecek. Hep beraber şöyle biber dolmamızı yiyeceğiz, atıştıracağız. Evin işlerine, koşturmacaya devam edeceğiz bacılarım. Vallahi ben şimdi yemek odamı size göstersem mi, göstermesem mi bilmiyorum. Çünkü eksikleri var arkadaşlar. Eksiklerini tamamlamadan göstermek de istemiyorum. Bilmiyorum yani. Tamamlanmadan da göstermek doğru olur mu, olmaz mı? Size sorayım o zaman arkadaşlarım. Ne dersiniz? Göstereyim mi, göstermeyeyim mi? Yarım yamalak yani şu an. Sandalyelerden eksik var falan. Öyle bir şeyler oldu. Yeliz bacımızın hiçbir işi tek seferde olmuyor ki. Hep ikilenecek. İlla ki ikilenecek yani. Mutlaka bir sıkıntı çıkıyor. Nasip diyorum yani. Nasip, nasip, nasip. Şimdi arkadaşlarım karnımızı bir doyuralım. İnanın yatıp uyumak istiyorum ama Cansucuğum coştu bu sefer de. Anne artık toparlayalım şu evi. Anne artık halledelim şu evi. Yoksa sıkışacaksın iyice. Evet, bunalacağım yani, bunaldık zaten. Daha da bunalacağım. Yorgunken biraz daha yorulalım. Yorgunken biraz daha yorulalım yapalım. En azından düzene girsin ev diyor. Çünkü hiç kimse kıyafetini bulamıyor. İşte mutfağın doğru düzgün bir düzeni. Mutfağın düzeni var da kıyafet düzeni yok arkadaşlar. İşte havlu nerede, bornoz nerede, o nerede, bu nerede, bir sürü sıkıntımız var gibi oluyor. Yazlık kışlık ayrımı da yapmam gerekiyor arkadaşlar. Öyle Cansucuğum dolabımızı sildi de ben daha kıyafet işlerini halledemedim tam olarak. Olsun bakalım, onu da yapar hallederiz. Şimdi karnımızı bir doyuralım, sonrasında da dolap işlerini, dolap düzenini tekrardan geçeceğiz. Montları yerleştirdik. Cansucuğum ben katladım. Cansucuğum vestiyerin üst rafına yerleştirdi. Öyle. Baksanız ayakta duracak halim yok ama iş yapmak zorundayım. Çünkü Cansu coşunca ben de oturamıyorum. Coştu, coştu yapalım babası. Diyor, yapalım diyor. Tülü takalım ay, anne diyor. Artık her bir sefalet içinde. Tülü takalım anne diyor. Diğer tarafa, diğer tarafta salonda kullandığımız tülü burada kullanmamız mümkün değil. Buranın tavanı alçak, deprem kirişi olduğu için. Beni dolmamı da koyar mısın? Deprem kirişinden dolayı 10 santim kısa arkadaşlar buradaki yükseklik mesafesi. Cam önü özellikle. O yüzden mümkün değil oraya takmam. O yüzden bilmiyorum, yeni tül mü sipariş ederiz. Evdekilerden daha önceki eski tülünü mü takarız, düzenleriz, hiç bilmiyorum yani. Tül olayına hiç düşünemedim bile. Arka taraf, Samsun'daki evimizde kullanmış olduğumuz tülleri kestirip evin arka tarafındaki odalara kullanmayı düşünüyordum, planlıyordum. Sadece storlar var camlarda. Cansu'nun odasında işte tül var sadece şu an. Öyle bakalım, karnım çok acıktı, ben de karnımı bir doyurayım, ondan sonra işlerimize devam edelim. Biber dolmalarını yedik arkadaşlar. Şöyle keşkeği açıyorum. Tavuğu şöyle bir çıkaracağım içinden. Ali Beyciğim tavuğu didikleyecek. Biz Cansucuğum'la kıyafetleri ayarlamaya gideceğiz tekrardan. En son şöyle bir güzel karıştırırız. Tavukla harmanlarız. Mis gibi pişmiş olur. Ali de, Caner hiç dolma yemedi arkadaşlar. Ali de sadece iki tane dolma yedi ve kalktı. Keşkeğe yer ayırıyorum dedi. Şimdi maç izliyorlar içeride. Azıcık şu kıyafet işlerini biraz daha düzene sokmaya çalışalım bakalım. Şöyle yatak odasına geldim. Çuvaldaki kazakları arkadaşlarım, yazlıkları çıkardım. Hurçların içine koyuyorum. Bazanın altına yerleştireceğim inşallah. Hızlı bir şekilde halletmeye çalışıyorum bakalım. Artık ne kadar olursa arkadaşlar, ne kadar yapabilirsek. Şurada da bir hurcum var. Ayarlayacağım bakalım. Bazanın altına girecekleri bir ayarlarsam ortalıktan bayağı bir döküntü kalkmış olacak. Zaten şu an kıyafet döküntümüz var arkadaşlar. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum ama arkadaşlar o kadar böyle yorgunluk, halsizlik çöktü ki üstüme, tipimden de anlayacağınız üzere.
zoraki yapıyorum. İnanın hiç enerjim yok. Böyle benim videolarımı izleyen arkadaşlar hani sürekli yorgunum diyorsunuz, enerjimiz düşüyor diyenler var ama nasıl bir süreçten geçtiğimize sizler şahitsiniz arkadaşlarım. İnsanın içi kan ağlarken, bedeni yorgunken, uykusuzken de böyle rol yapamıyor yani yapamaz hiç kimse diye düşünüyorum. Yapmaya da gerek yok. Hayatın içinde her şey var. Ve ben şu an o durumdayım. Zoraki işimi gücümü yapmaya çalışıyorum. Böyle gözlerimi kapatsam açamayacakmışım gibi geliyor ama artık şu evin döküntüsünden de gerçekten bunaldık. Ailece bunaldık. Kirlileri ayırıyorum bir taraftan. Bir taraftan işte kışlıkları bazan altına yerleştirmek için uğraşıyorum. Öyle arkadaşlar. Rabbim kolaylık versin. Rabbim ev taşıyan, ev yerleştiren herkese kolaylık versin. İşini gücünü yolunda götürsün. Rast getirsin işini gücünü inşallah diyelim. Ben devam edeyim. Bir 2-3 baza altına hurç koysam 2-3 tane bayağı bir ortalıktan döküntü kalkacak. Saat şu an 8'e 25 var. Olmadı bir çay suyu koyayım. Bu akşam hastanın Kur'an'ına gidemeyeceğim galiba arkadaşlar. 7 akşam Kur'an okutuyorlar. Okutacaklar. Bu akşam 4. akşam olacak. Pazartesi günü Cansu'nun mezuniyeti olduğu için yetiştiremeyeceğim galiba. Daha ne giyeceğimi de bilmiyorum. Her şey böyle karıştı gibi oldu. Rabbim güç kuvvet versin, sağlık versin de yaparız, hallederiz. Birazcık daha ben çamaşır olaylarına bir el atayım bakalım. Arkadaşlarım Aslı'ya gidemeyeceğim galiba dedim ama hiç içime sinmedi. Hiç böyle gitmeyince de kendimi çok kötü hissediyorum. Artık dedim işler kalsın. Cansu'cum hazırlandı, Ali Bey'cim bekliyor. Şimdi Aslı'cıma gideceğiz. Kur'an'ını dinleyelim, yanında olalım bu akşam da. Sonrasında evimize döneriz inşallah. Bafra'da yağmur var arkadaşlarım. Samsun, Ordu, Giresun muydu? Sinop, Samsun, Ordu muydu öyle? Sinop, Samsun, Ordu. Kuvvetli yağış uyarısı varmış. Rabbim sakinlik versin inşallah gökyüzüne, yeryüzüne. Biz şimdi Elif'i alacağız. Sonrasında hemen Aslı'cıma geçeceğiz. İnanın bir arayayım dedim Aslı'yı. Aslı'cım hani bu akşam gelemiyorum diyeyim dedim. Hiç elim varmadı telefona, sonra hazırlandık işte öyle. Sağ olsun Ali Beyciğimle beraber gidiyoruz. Arkadaşlar tam kapıdan çıkacaktık. Arzucum aradı. Yeliz'cim, ay nasıl yıldırım çaktı. Arzucum aradı. Yeliz'cim gelmiyor musunuz dedi. Arzu hiç gelecek gibi değildik ama çıkıyoruz şimdi dedim. Gelin gelin haydi dedi. Gidelim bakalım. İyi değil galiba Aslı'cım. Durun bakalım. Yağmurla gittik, yağmurla dönüyoruz arkadaşlar. Elif'i evine bıraktık. Şimdi biz de evimize gelmek üzereyiz. Her zamanki gibi yağmur. Evet, yağmurla gittik, yağmurla geldik. Eve gelir gelmez Tülper'de olaylarına giriş yaptık arkadaşlar. Biliyorsunuz diğer Samsun'da da işte salon yatak odasında kullandığımız yeşil perdemizi buraya yine aynı şekilde taktım yatak odamıza. Tülümüzü de yıkadım. Perdemizi de yıkadım. Perdemiz biraz biz eve gelene kadar makinede bekledi ama artık yapacak bir şey yoktu. Gittik geldik çok şükür. Rabbim kabul eylesin. Rabbim bütün ölmüşlerimize merhametiyle muamele eylesin. Arkasından Kur'an okutanları çok olsun inşallah bütün ölmüşlerimizin. Şimdi ben diğer lokum camın kenarına atladı. Diğer perdemizi de takayım, burada bekliyor. Bunu da asayım. Ondan sonra Ali Beyciğim hemen uyuyacak arkadaşlar. Lokum kuduruyor. Hemen şu perde olayını bir halledeyim. Şu bazaların ağzını kapatacağım. Lokum. Hurçların ağzını kapatacağım ve bazanın içine yerleştireceğim arkadaşlar. Lokum günler sonra dışarıya çıktığı için şu an kudurmakta. Evet, bir diğer kanadı da taktım arkadaşlar. Şu merdiven çok işimize yaradı. Ama diğer evi temizlerken Cevriye ablamdan aldığımız merdiven çok daha güzel ve kullanışlıydı. Keşke onun gibi alsaydık dedim ama bu merdiveni almamız birazcık aceleye geldi biliyorsunuz. Şöyle ayarlayayım bakalım. Hani çok kenarda dursa, burada store açık kaldı biraz. Nasıl olur? Bilemedim. Şöyle perde çok kenarda mı dursun arkadaşlarım? Birazcık daha öne çekeyim mi? Azıcık çekebilirim gerçi. Birazcık çektim arkadaşlar. Ya dipte de durabilir, önde de durabilir. Çok bir şey de fark etmez herhalde. Böyle oldu. Evet, geldim karşınıza arkadaşlar. Kapanışı yapmaya.
yatak odası bayağı bir yola girdi diyebilirim. Hurçları bazanın altına koydum Ali Bey uyumadan önce. Onları da hallettim. Öyle. Bacılarım öyle. Bir oradayım, bir buradayım. Bir şeyleri yapmaya çalışıyorum. Koşturuyorum, düzenlemeye çalışıyorum. Ne kadar oldu derseniz %50 oldu gibi bir şeyler işte. Yavaş yavaş oluyor artık. Ne kadar zamanda düzene girecek bilmiyorum bacılarım. Sağlık olsun, gerisi olur, hallolur. Rabbim bir kolaylığını verir inşallah diye dua ediyorum. Cansucum kaldı arkadaşıyla beraber. Vuslatcımla beraber kaldı, kalmak istedi. Böyle günde lazım eş, dost, arkadaş, canlarım. Yani iyi gününde herkes iyi. Böyle kötü gününde insan sevdiğini arıyor, insanını arıyor diye düşünüyorum. Sizler de öyle düşünüyorsunuzdur eminim. Saat artık 12.25 geçiyor bacılarım. Ben gideyim. Uyuyayım. Ondan sonra bugün kahve içemedik sizlerle. Kaç gündür kahve içemiyoruz. Zaten içecek durumda değildim ben de. Bugün belki böyle işlerim erken biterse içerim diyordum. Başım da ağrıyor ya. Belki hani faydası olur diye. Caner. Efendim? Neydi o? Kedileri azıcık çıkardık da pat diye bir şeyi devirdiler, düşürdüler, bir şey yaptılar. Kediler de geldiğimizden beri bir haftadır, bugün cumartesi tam bir hafta oldu biz taşınalı. Bir haftadır odanın içinde duruyorlardı arkadaşlar. İlk kez çıkardık ama bir şeyi devirdiler. Ben bir bakayım. Sizleri çok seviyorum. Sizlere kucak dolusu sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki videoda inşallah sağlıkla, sıhhatle, mutlulukla, huzurla görüşmek, kavuşmak nasip olur. Lokum Hanım koşturuyor. Kendinize çok çok iyi bakın. Rabbim güzel günden, mutlu günden, neşeli günden, sağlıklı günden hiçbirimizi ayırmasın inşallah. Öpüyorum. Kocaman kocaman sevgiler, selamlar gönderiyorum. Hoşça kalın.